İzmir'den akşamından merhaba sevgili Yöneldi dinleyenleri. Saatlerimiz 17.36 oldu, 36 oldu. Bugün biraz geciktik. Konuğumuz ise Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan olacak. Sayın Okuyan'la da bugün Büyük Sosyalist Devrim'in lideri Vladimir İliç Ulyanov, yani bizim bildiğimiz ismiyle Lenin, 150 yaşında, tarihteki ilk sosyalist devrimin lideri Lenin. Hem Lenin'i konuşacağız. Lenin'in biliyorsunuz bizim cumhuriyetimizin de 100. yılı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundaki etkilerini konuşacağız. Lenin'in tarihsel kişiliğini konuşacağız. Sayın Okuyan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Bütün Yön Radyo dinleyicilerine de merhaba. Sayın Okuyan bugün 22 Nisan 2020 Vladimir İliç Lenin'in, asıl ismi Vladimir İliç Ulyanov'un, bizim bildiğimiz ismiyle Vladimir İliç Lenin'in, yani Büyük Sosyalist Devrim'in liderinin 150. doğum günü. Hem biraz Lenin'in tarihsel kişiliğini konuşalım istiyoruz. Hem de bizim cumhuriyetimizin 100. yılı, Lenin'in cumhuriyet üzerindeki etkisi, bunları da biraz konuşalım istiyoruz ama önce şununla açalım istiyorum aslında. Bizim tabii radyomuzun farklı kültürlerden, farklı illerden, farklı sosyoekonomik gruplardan dinleyicileri var. Hiç bilmeyen birine siz Lenin'i nasıl anlatırsınız? Güzel soru. Aslında bugün Sol Portal'da biraz o yüzden bir yazı yazdım. Yani Lenin kimdir diye bir yazı yazdım. Belki de bu soru ve benzer soruları da yanıtlamak için. Yani şimdi tabii Lenin'i çok farklı açılardan tarif etmek mümkün. Ama sorduğunuz o basit bir şekilde, yani en yalın haliyle Lenin insanlık tarihine büyük insanlar gelir zaman zaman. Yani bu koşulların da yarattığı şeylerle ilgilidir. Lenin ezilen insanların, sömürülen insanların en büyük önderidir. Ya yani bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani işte Rus olması bir şey ifade etmiyor. Lenin yaşadığı çağda bütün dünyanın ezilenlerinde büyük bir heyecan yaratan bir hareketin liderliğini yaptı. Kuşkusuz tek başına yapmadı bunu. Yani kişilerin rolünün sınırı vardır. Ama dikkatle incelendiğinde Lenin öyle sıradan birisi değil. Yani gerçekten lider sözcüğünü, kelimenin her anlamıyla hak eden kişi. İnsan yönü de çok kuvvetli. Belki o yönünü, siyasi yönü, insan yönünü biraz gölgelemiş gözüküyor ama Lenin ezilenlerin gelmiş geçmiş en büyük lideridir. Yani ben böyle tarif edebilirim. Peki hemen tabii yarın 23 Nisan, oradan devam edelim. Cumhuriyetimizin 100. yılı. Bu vesileyle Lenin'in Kurtuluş Savaşı'na bakışı nasıldı? Atatürk'le ilişkileri nasıldı? Kurtuluş Savaşı'na etkileri nasıldı? Belki bilmeyenler için bu yönde aktarmak gerekir. Neler söyleyebilirsiniz? Şimdi 1900, daha bizim Kurtuluş Savaşı başlamadan önce, şimdi Rus devrimi 1917'nin sonlarına doğru gerçekleşti, Rusya'da Ekim devrimi ve bir sosyalist ülke kuruldu ve anında doğal olarak emperyalist ülkeler Sovyet Rusya'yı, bu yeni iktidarı boğmak için harekete geçtiler. Yani bir yandan iç savaş sürüyor, bir yandan yabancı müdahale, yani bayağı fiilen müdahale etmeye çalışıyorlardı ve ettiler de aslında. Şimdi İngilizlere karşı mücadele ediyorlar, Japonlara karşı mücadele ediyorlar, bir yandan Almanya ile savaşıyorlar, Fransızlar var. Dolayısıyla hani yedi düvelle mücadele eden bir Sovyet iktidarı var. Şimdi unutmamamız gerekiyor. Ekim devrimi gerçekleştiğinde Rusya ile Osmanlı savaş halindeydi. Yani Osmanlı Almanya'nın yanında şey yapıyordu. Müttefiydi. Rusya ise İngiltere, Fransa bloğunda savaşıyor. Evet. Dolayısıyla Osmanlı ile Rusya zaten fiilen cephelerde savaşıyorlardı. Hı hı. Şimdi dolayısıyla Ekim devrimi gerçekleştiğinde Bolşeviklerin, yani iktidarı alan Lenin ve arkadaşlarının ilk işlerinden bir tanesi zaten barış, hemen
barış için harekete geçtiler. Bu Osmanlı coğrafyasında, ki o zaman dediğim gibi henüz daha milli kurtuluş başlamamış, daha doğrusu savaşta Osmanlı, işgal de başlamamış. Ama bu bir heyecan yaratıyor. Niye? Savaştığınız ülkede iktidar değişiyor ve iktidarı alanlar barış diyor. Şimdi dolayısıyla Osmanlı'da yalnızca halk içerisinde değil, yöneten kesimler açısından da Bolşeviklerin iktidara gelişini bir anlamda bir rahatlama sağladı. Hı-hı. Ama öte yandan bu anında dış müdahale başladığında, yani Sovyet Rusya'ya dönük yabancı müdahalesi başladığı sırada da zaten Osmanlı'nın da sonu gelmeye başladı. Hı-hı. Ve işte İngilizlerin, Fransızların başta olmak üzere bir de İtalyanların Anadolu coğrafyasının paylaşma hikayesi. Yani Birinci Dünya Savaşı biter bitmez de 1918'le beraber Anadolu'nun bu sefer Almanlar değil, işte İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar, yani galip emperyalist devletler tarafından paylaşımı söz konusu oldu. Ve Osmanlı Sarayı galiplerin etkisi altına girdi. Yani bu son derece önemli. Yani Almanya ile müttefik olan saray savaşın bitiminden sonra galiplerin denetimine, kontrolüne geçti. Dolayısıyla Sovyet Rusya açısından bu sefer açık bir düşman ortaya çıktı, Osmanlı Sarayı. Niye? Çünkü Sovyet rejimini yıkmaya çalışan İngiliz emperyalizmi Osmanlı ile işbirliği yapıyordu. Ya da Osmanlı Sarayı'nı kontrol ediyordu. Şimdi burada dolayısıyla Sovyet Rusya zaten Anadolu'da bu emperyalist şeyi, projeyi değiştirebilecek güç arıyordu. Yani baktılar, İstanbul'daki güçlere baktılar, başka yerlere baktılar, işte Enver Paşa ile dirsek temasına girdiler falan. Ama gördükleri şey şuydu, yani bunlar hayatlarını devrim mücadelesine adamış insanlar, kıvraklar. Kavrayabiliyorlar hızla. Yoksa Mustafa Kemal'i tanımıyorlar o zamana kadar ama evet. Kısa bir süre içerisinde baktıklarında Anadolu coğrafyasında Mustafa Kemal'in başını çektiği hareketin ciddiye alınabilir, dostluk kurulabilir. Yani karşılıklı bir dostluk ve çıkar ilişkisi üzerine bir işbirliği yapılabilecek tek aktör olduğunu gördüler. Dolayısıyla şimdi 1920'den söz ediyoruz. Yani meclisin açıldığı tarihten söz ediyoruz. 23 Nisan. 23 Nisan'a geldiğimiz zaman 1920 aşağı yukarı Rusya'daki devrimci iktidar, Lenin ve arkadaşları açısından Anadolu'da desteklenmesi gereken, muhatap olması gereken güç belli. Evet. Zaten artık mesafe alınmış. Hı hı. Ve onca yokluk içerisinde, yani kendileri savaşıyorlar, Rusya'da açlık var. Buna rağmen Anadolu'ya silah yolluyorlar, altın yolluyorlar, siyasi destek yolluyorlar. Yani siyasi desteği de küçümsememek gerekiyor. O yüzden şu çok önemli. Birisi 1917 Ekim'inde başlamış. Bir de 1919'da başlamış. Yani bir iktidar anlamında değil ama bir mücadele anlamında. İki tane devrimci hareket birbirine el uzattı. İkisi de yararlandı bundan. Yani şunu hiç kimse iddia edemez. İşte Bolşevikler karşılıksız bir şey yardımda bulundular Kemalist harekete. Asla böyle bir şey yok. Kemalist hareketinde Bolşeviklere sunduğu büyük olanaklar var. Bir kere Anadolu'nun emperyalizmden arındırılması Sovyet Rusya açısından bir güvenlik problemiydi. Niye? Boğazlar. Yani boğazları İngiltere'nin elinde tutması demek Sovyet Rusya'nın Karadeniz'den güvenliğinin tamamen sarsılması demek. İkinci ve belki daha önemli sorun Kafkasya. Kafkasya'da, yani bugün Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan'ın olduğu bölge Sovyet Rusya açısından son derece önemliydi. Sovyetler Birliği 1922'de kurulduğunda da bu bölgede egemenliğini pekiştirerek kuruldu. Niye bu bölge önemli? Çünkü enerji yatakları var. Yani Bakü petrolleri Sovyetler Birliği'nin yaşaması açısından son derece yaşamsaldı. Mustafa Kemal Osmanlı döneminden kalma işte bu Turancılık, Türkçülük, işte Türkik bölgelerin kontrolünü şey yapma, bu politikaları terk edip
Anadolu coğrafyası da bir egemenlik kurma hedefiyle hareket etti. Osmanlı'nın yayılmacı politikalarından vazgeçti. Bunun karşılığında da çok güvenilir bir dostluk kuruldu Rusya ile, en azından belli bir süreli. Yani Sovyet Rusya ile. Bunlar önemli şeyler. Dolayısıyla Lenin'in burada politik zekasının çok büyük bir önemi var. Aynı şekilde Mustafa Kemal de Bolşevikler, yani Rusya'daki devrimci iktidar çok zor duruma düştüğü anda dahi karşı devrimi desteklemediler. Böyle teklifler yapılmasına rağmen Bolşevik iktidarı tehdit eden güçlere yardımcı olmadılar. Bu da çok önemli. Yani karşılıklı iki tarafında birbirini kolladığı, birbirine yardım etmeye çalıştığı bir ilişki var ve bu ilişki çok önemli sonuçlar verdi. Yani temel düzeyde iki devrimde aslında birbirini çok fazla etkilemiş iki devrimden bahsediyoruz. Kesinlikle. Hem Anadolu'nun kurtuluşu Kesinlikle. Hem Ekim devrimi farklı açısından. Farklı ideolojik çerçeveleri var. Farklı sınıfsal temelleri var. Bu çok açık. Bir tanesi sosyalist devrim, birisi bir burjuva devrimi. Ama emperyalizme karşı mücadelede ortaklaşıyorlar. Ve ikisi de birbirinden birbiriyle etkileşim halinde. Aynı coğrafya. Evet. Duyabiliyor musunuz beni? Tabii, duyuyorum. Şimdi bitirdiyseniz, bu arada ses gidip geldi, tam anlamadım cümlenizin bitip bitmediğini. Şöyle devam edeyim. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna ciddi bir katkısı var Sovyetler Birliği'nin. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu kadrolarında bu katkıyı inkar edemeyeceği düzeyde hani bir katkı var. Karşılıklı bir çıkar işbirliği var. Hem Sovyetlere de Türkiye Cumhuriyeti'nin katkısı var. Bu alanda baktığınızda hani aslında birbirine çok yakın iki müttefik olabilecek devlet bir tarihten sonra belki hani Cumhuriyet'in kurucu kadrolarının da içinde olduğu, daha sonra işte Demokrat Parti'nin de Türkiye'de iktidar olmasıyla beraber çok ciddi anlamda hem Amerika'yla bir müttefiklik ilişkisi geliyor, bir yandan da Türkiye'de işte komünistler Moskova diyecek atasözü neredeyse yerine gelmiş bir cümle kurulabilecek bir halka dönüşüyor Türkiye Cumhuriyeti'nin Anadolu'daki halk. Bu nasıl tarif edilebilir? Şimdi bakın, bunun bu çok aslında objektif nesnel temelleri var. Yani şaşırmamak gerekiyor. Niye? Çünkü Türkiye'de şimdi 1920'de bambaşka sosyal toplumsal koşullar var. Yani milli mücadele sırasında çok zayıf bir kapitalizm var. Burjuva sınıfı zayıf ve Cumhuriyet'le beraber Türkiye'de kapitalizmin gelişmesinin önündeki engeller kalkıyor ve yavaş yavaş güçlenen bir kapitalist sınıf var. Şimdi şey çok açık, bir tarafta bir işçi iktidarı var. Yani işçi sınıfının iktidarda olduğu bir ülke Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği. Komünizmi kurmaya çalışıyor. Diğer tarafta ise adım adım bir kapitalist gelişme söz konusu. Şimdi bu iki şey arasında bir uyumun ve kalıcı bir dostluğun kurulması zaten imkansızdı. Buradan şunu demiyorum. Yani Amerikancılık bu ölçüde kaçınılmazdı demiyorum. O kadar sınıf kiniyle hareket etti ki Türkiye'nin yönetici sınıfları. Üstelik ciddi bir tehdit gelmiyorken Sovyetler Birliği'nden. Bakın size, şimdi Sovyetler Birliği yıkıldı 91'de. Çok net bir şey söylüyorum. Bir komünist olarak. Sovyetler Birliği evet Türkiye'deki komünistlere arka çıktı, yardımcı oldu, ama Türkiye'de siyasal toplumsal sistemi değiştirmek için doğrudan hiçbir şey yapmadı. Yani hani komünizmin Türkiye'de egemen olması için Sovyetler Birliği'nin böyle bir politikası olmadı. Bazı başka ülkelerde oldu. Yani daha fazla şey yaptılar, müdahil oldular. Bu Küba'da. Örnekler, Küba'da olmadı. Küba devrimi Sovyetler Birliği'nin ilk başta seyrettiği, Küba ile Sovyetler Birliği ilişkisi Castro ve arkadaşları iktidarı aldıktan sonra gelişti. Devrimden sonra, evet. Devrimden önce Sovyetler Birliği oraya da hiç yardım etmedi. Hatta ben hep şey söylerim, dünyada Amerikan makineli tüfekleriyle, Thompson'larla yapılmış
neredeyse tek devrimdir. Küba devrimi. Çünkü o Rusyalılar oradan kaçırıyorlar. Özellikle bir tavır mı? Yani mesela Sovyetlerin... Dikkatlilerdi. Yani Sovyet yönetimi, birincisi bir kere her ülkede devrim öncelikle o ülkenin devrimcilerin işidir. Bu çok açık. Bugün için de geçerli bu. Ama ikincisi Sovyet yönetimi Türkiye'ye baktıklarında, mesela bu sağcı iktidarlar döneminde de ilişkileri iyi tutmanın hep yollarını aradılar. Mesela Demirel'le hep iyi geçindiler. Yani Demirel çok kararlı bir Amerikancı olmasına, antikomünist olmasına rağmen Demirel'le iyi geçindiler. Bunun çeşitli nedenleri olabilir. Belki konumuza girmiyor bu. Ama şunu söyleyeyim. Hep bir komünizm tehdidi ile yaklaşıldı. İşte komünistler Moskova'ya falan dendi. Ama dediğim gibi Sovyetler Birliği'nin Türkiye'deki düzeni değiştirmek için bir çabası yoktu. Evet. Buna rağmen bir anti-Sovyetik resmi politika, üstelik de bunun en uç örnekleriyle Türkiye'de yaşandı. Size çok ilginç bir şey söyleyeyim. Yani şaka gibi, kendileri nasıl inanıyordu buna? 1980'de 12 Eylül'de darbe olduğunda, biliyorsunuz darbe birçok işte işçi hareketine vurdu falan, ama bir de Fatsa'ya vurdu. Evet. Fatsa'da bir gerçi öncesinde baskı başlamıştı oradaki belediye başkanına, Terzi Fikri'ye. Daha sonra 12 Eylül'den sonra şunu iddia ediyorlar, yani bu olacak iş mi? Efendim Fatsa'da belediye başkanının seçilmesi Sovyetler Birliği'nin Karadeniz'de çıkartma yapabildiği tek yermiş orası. Ya buna kargalar güler. Yani Sovyetler Birliği'nin Türkiye'ye çıkartma yapmayı bırakın, yani dediğim gibi düzen değişikliğine dair bir projeksiyon dahi yoktu. Ama buna rağmen Türkiye'nin yönetici sınıfları sürekli antikomünizm ve antisovyetizm yaygılar. Hala devam ediyorlar. Peki şöyle de devam edelim o zaman, antikomünizm ya da antisovyetizm dedikten sonra. Şimdi dün gece ben de işte bir saatten sonra Twitter'da Lenin'in doğum günü olduğu için benzer başlıklara bakıyordum. Şaşırtıcı bir şey gördüm, ya da belki de şaşırmamak gerekiyor ama Almanya'nın resmi devlet radyosu, onun Türkçe servisi, işte Deutsche Welle Türkçe ismini vermekte de bir sakınca yok. Arkadaşlarımız da hatta yayınımıza katılsa mutlu oluruz, ama şöyle bir şey söylemişler. Lenin bireyin gelişimi için koşullar sunan bir sosyalist toplum yaratmak istedi, ancak bireyi ezen bir sistem yarattı. O cümleyi okuyunca hani şey dedim, yani bu radyonun merkezi de Bonn'da. Herhalde Bonn'da hala bu radyonun, devlet radyosunun içinde Adolf Hitler'in ruhu dolanıyor, ara ara gidip geliyor gibi. Ne bekliyoruz? Yani bu düşmanlık neden? Ama neden biliyor musunuz? Bakın Sovyetler Birliği yıkıldı 91'de, ama sosyalizm projesi yıkılamaz. Yani eninde sonunda insanlık yeniden o yola girecek. Bunu biliyorlar. Ve bunu giderek daha iyi anlıyorlar kendileri de. Çünkü kendi sistemleri yürümüyor, çalışmıyor. Bakın bu salgın, işte geçtiğimiz programda da konuştuk. Hı hı. Yani bütün şeyi, arızaları, bütün çürümüşlüğü ortaya çıktı. Şimdi Sovyet tarihi ise, şimdi yeniden Sovyetler Birliği'ne dönük okumalar yapılıyor. Genç kuşaklar şey yapıyor, işte filmler izleniyor, belgeseller, yeni veriler ortaya çıkıyor. Bunun karşısında paniklemeye başladılar. Çünkü evet, orada da sorunlar vardı. Ama en sorunlu haliyle bile sosyalizm bugünkü kapitalist sistemden çok çok çok, yani kat be kat daha insani ve daha yaşanası bir şey sundu. Yaşam sürdü insanlara. Şimdi bunu biliyorlar. Dolayısıyla sürekli karalamak zorundalar ve karaladıkça da insanlar daha fazla araştırma ihtiyacı hissediyorlar. Ben mesela çok şaşırıyorum. Sovyetler Birliği'nin olduğu dönemden daha büyük bir ilgi var bugün genç kuşaklar arasında Sovyet tarihine dönük. Lenin'e dair, Stalin'e dair. O yüzden de mecbur kalıyorlar sürekli karalamaya, ama bakın bazı gerçekleri değiştiremezler. Yani evet, bir beyin yıkama operasyonu yürütüyorlar. Yani işte şöyle, bunlar diktatördü, katildi, işte bireysel özgürlüklere şey yaptılar, engel oldular. En basitinden bakın, bireysel özgürlük dendiği zaman hep ne şey olur? En fazla öne çıkan şeylerden bir tanesi sanatsal yaratıcılıktır, değil mi?
Sovyetler Birliği'nin o çok baskıcı olduğu iddia edilen dönemlerinde üretilen sanat eserlerine bakın. Bir de 40 yıldır kapitalist dünyada üretilen sanat eserlerine bakın. Bir karşılaştırın. Kendi standartlarıyla karşılaştırsınlar. Yani piyasa standartlarıyla karşılaştırsınlar. Ne bir karşılaştırılabilecek bir İlya Ehrenburg çıkartamadılar. Bir Shostakovich çıkartamadılar. Aram Khachaturian'ın müziklerini Hollywood filmleri hala kullanıyor, yani bitiremedik. Reklamlarda kullanıyorlar. Evet. Yalnız o değil, yani ismi bilinmedik birçok Sovyet sanatçı sinemada. Yani dolayısıyla bize masal anlatmasınlar. Ortada açık bir gerçek var. Bir de hangi hakla birey özgürlüğünden bahsediyorlar? Polis devleti Almanya ne hakla bireylerin özgürlüğünden bahsediyor? Yani şaka mı bu? İnsanlığa iki kez dünya savaşına yol açan baş sorunlarından birisi, faşizm gibi belayı insanlığa şey yapmışlar, sunmuşlar. Şimdi hala bir polis devleti olarak herkesin bildiği bir ülke tutmuşlar. Sosyalizmde bireyden yola çıktılar ama bireylerin özgürlüklerini kısıtladılar. Nasıl bir özgürlük kısıtlamaymış bu? Eğitim bedava, herkes için eşit, sağlık bedava, konut sorunu yok, açlık yok, işsiz yok, bireyin özgürlükleri kısıtlanmış. Gitsinler şimdi Rusya'nın halini görsünler. İnsanlar sokakta her gün 20-30 kişi ölüyor Moskova'da. Evsizlikten, açlıktan. Evet. Ölme özgürlüğü var. Sürünme özgürlüğü, sömürülme özgürlüğü var. Peki, tabii Almanya deyince Almanların aslında Lenin'den de daha da fazla düşman oldukları bir isim var. O da Stalin. Evet. Hem Türkiye solunda da var, dünya solunda da var. İşte böyle Lenin'i kabul edenler var bir düzeye kadar ama Stalin'le hiç hoşlaşmayanlar var. Sanki iki ayrı dünyanın insanıymış gibi değerlendirenler var. Özellikle Troçkistler'den bu tür yaklaşımlarda görülebiliyor. Ne demek istersiniz? Hani Stalin'e de laf geldiği ya, için. Bakın niye böyle? Şimdi Lenin Ekim devriminden sonra 5 yıl, 7 yıl yaşadı ama aslında 5 yılında faaldi. Son yılları hastalıkla geçti. Ve çok çalkantılı, işte iç savaş var, yabancı müdahale var. Yani Lenin sosyalizmin kuruluşu da bir önderlik yapamadı. Bu anlamda Lenin devrimin önderidir. Ama Sovyetler Birliği'nin ortaya çıkması, sosyalizmin ciddi bir biçimde sosyalist kuruluşta yol alınması Stalin'e özgü, ki Stalin'in liderliği çok uzun sürüyor. Yani 53'e kadar. Evet. Şimdi dolayısıyla yani 30... Yani şöyle bir kestirmeden gitmek doğru mu? Yani devrimi yapan Lenin ama devleti kuran Stalin diye bir kestirmeden gitmek mümkün mü? Sistemi kuran şeyin önderi ya da o iş ekibin başında Stalin var. Şimdi dolayısıyla şey kulaklara hoş gelir. Bir şeyi yıkmak. Yani devrimciler her yerde sevilirler. Yani kolaydır o. Ama bir sistem kuruluşu. Şimdi bakın liberalizmle, piyasa kültürüyle, burjuva ideolojisiyle kirlenmiş bir sol var. Yani o kriterlerle mesela Castro da Türkiye'de sevilir ama Batı'da hiç sevilmez. Çe sevilir. Evet. Yani Çe en azından daha popüler bir figürdür. Niye? Çünkü evet Çe de kuruluşta da görev aldı. Ama bir süre sonra Latin Amerika'daki başka ülkelerde, hatta Afrika'daki başka ülkelerdeki mücadeleye yardımcı olmak benim için daha önemlidir. Evet. Fidel Castro ise Küba'da sosyalizmin kurulmasında birinci dereceden rol üstlendi, inatla çaba harcadı. Şimdi o yüzden de eleştiri oklarını daha fazla Castro'ya yöneltiyorlar. Niye? Siz kurucu baba onlar. Stalin de öyle. Ya bakın Stalin için işte kanlı diktatör falan bütün bunlar söyleniyor ama öte yandan da şu unutuluyor. İnsanlık tarihinde yani insanlığın eşitlikçi, sömürüsüz bir topluma gidişinde 1930'lar Sovyetler Birliği kadar büyük sıçrama, büyük hamle yapan başka bir ülke yok. Evet.
Ve İkinci Dünya Savaşı'nda belki 9 Mayıs'ta da bir program yaparız, bilmiyorum, şimdi aklıma geliyor. Evet. Savaşın bitişinin yıl dönümü 75. Sovyetler Birliği'nin Alman faşizmini yenmesi bir askeri başarı değildir. Tamam, bu boyutu var ama bir toplumsal sistem başarısıdır. Bu son derece kritik. Bunu unutmamak gerekiyor. O yüzden de evet, doğru. Lenin'e daha hak bakanlar, Stalin'e daha sert, daha şey eleştirilerde bulunuyorlar. Bunların hiçbir hükmü yok. İkisi aynı doğrultunun insanıdırlar. Evet. Ama bugün Lenin'in 150. yılı, tabii Lenin'in rolü, misyonu, yeri Sovyet tarihinde, insanlık tarihinde bambaşkadı. Yani yalnızca Rusya değil. Bakın, hep unutuluyor, Sovyetler Birliği yüzü aşkın etnik topluluğun yaşadığı çok uluslu bir ülkeydi. İşte 15 tane cumhuriyet vardı. İşte Azerbaycan'ından Gürcistan'ına, Kazakistan'ına, Türkmenistan'ına, bir Rus projesi değildir. Evet. Yani bu etki hala gözüküyor herhalde. Yani işte Rusya'nın hala işte Dışişleri Bakanı Ermeni, Savunma Bakanı bir Türk, Tuva Türk'ü. Hala da bu etki devam ediyor olsa gerek. Kuşkusuz, yani Sovyetler Birliği döneminde insanlar kaynaştılar. Kardeşçe yaşamanın tadını çıkardılar. Sovyetler Birliği yıkılınca bir anda herkes birbirine gerçi düşmanlıkları hemen şey yaptılar. İşte Ermenistan'la Azerbaycan arasında, Baltık Cumhuriyetleri'yle Rusya arasında, ama yine de çok kaynaştılar. Peki. Bir de evet. Bir de unutmayalım. Son olarak alalım. Ciddi oranda bu Azerbaycan, işte Türkmenistan, Özbekistan, buralarda seküler dünya görüşü, laik dünya görüşü de yerleşti. Yani kolay kolay bu da söküp atılamıyor. Mesela bizimkiler çok uğraştılar, bizim iktidarlar, ama sonuç alamıyorlar. Atıfta da bulunduk. İşte oralardan çok önemli müzisyenler, çok önemli devlet adamları çıkıyor. Arama Çaturyan dedik. Ayhan da programı Arama Çaturyan'dan bir eserle bitirsin. Hep bana kızıyor, Kemal Okuyan Bağlanca çok konuşuyorsunuz abi diye. Biz neden 9 Mayıs'ın sözünü şimdiden size alalım. Cumartesine geliyor ama ayın 7'sinde Perşembe günü sizden söz de alalım. Yine burada olalım, konuşalım. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için Sayın Okuyan. Herkese iyi akşamlar diyorum. Sağ olun. Efendim, programın sonuna geldik. Arama Çaturyan'la kapatacağız. Konuğumuz Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Sayın Kemal Okuyan oldu. Yarın akşam saat 17.30'da tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.